Merhaba hoş geldiniz. 5000 ile 7500 TL arasındaki en iyi telefonlar videosuyla karşınızdayım. Bu benim videoyu ikinci çekişim. Normal şartlarda videoyu çekmiş. Ancak videoda bazı yaptığım yorumlar hoşuma gitmedi. Bunun yanı sıra mesela Red Note 10S, Red Note 10S demiştim. Esas sebep fiyat değişiklikleri ama Red Note 10S, Red Note 10S dedim. 7600 TL'ye bunu hepsi burada satıyor dedim. En son 7800-7900 TL olmuş. Şimdi burada şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Red Note 10S dedin. Hani bu fiyata makul dedin. Onun fiyatı arttı. Bundan bahsediyorsan niye bunu rakiplerinden bahsetmiyorsun? Veya mesela 7900 TL ediyorsun. 100 lira zorla, 200 lira zorla başka cihazlar var. Ee, akıl çelebilecek cihazlar var. O yüzden Red Note'un ve onun rakiplerinden 7500 ve 10.000 TL arasındaki en iyi telefonlar videosunda bahsetmek istedim. Bunun yanı sıra mesela M14 5G, Cihazda 4 şahit RAM var ama işlemcisi hakikaten bulunduğu fiyat bandı için güçlü. Ben video çekerken ürün hepsi bu arada da 6400 TL satılıyordu. Şu an baktığım kadarıyla 6900 TL olmuş. Farklı satıcılarda da 6600 TL var. M14'e geldiğimizde konuşacağız. Evet işlemci güçlü ama 4 şahit RAM ne kadar sorun çıkartır? Böyle sorular var. Üstelik yeni fiyatıyla yorumlaman gerekiyor. C55 var. c 55lerle bahsedeceğiz. Onda 6 RAM var. Hani 33 W hızlı şarj var. Böyle biraz daha yapılmış bir telefon gibi. Böyle biraz daha değerli toplu bir telefon gibi duruyor ama. O cihazda Helio G88 var. M14'teki Exynos 1330 karşısında. 5 marklarda hatırı sayılır miktarda güçsüz kalıyor. Bu da bir gerçek. Yani Samsung gene yapmış yapacağını güçlü işlemciyi koymuş ama 4 çağırtı dayamış. O insanlar da bir şüphe uyandırıyor. Bu videoda çok şey konuşacağız. Video özellikle bu cihazların arasında dönecek. Ama videonun başında söylemek gerekirse 5.750 TL arası hangi cihazlar sivriliyor? Realme C5'i söyledik. M14 5G'yi söyledik. Tekno po 4 sıyrılıyor. Bir de fiyatı garip olsa bile Tekno Camon 18P var 7200 TL. Ona geldiğimizde konuşacağız. O da diğer saydığım cihazlarla birlikte mantıklı bir ürün olarak 7200 TL'ye bulunduğu sürece duruyor. Bunu söyleyeyim mek istiyorum. Şimdi ilk cihazımız Redmi 10C. Aslında ilk cihazımız Redmi 10 ve Redmi 10 2022. Şimdi ben Redmi 10 ve Redmi 10 2022'den bahsetmek istiyorum ama bu ikisinin arasındaki fark ne onu söyleyeyim. Benim gördüğüm kadarıyla bu ikisinin arasındaki temel fark 2022 versiyonunda sim kızağında iki tane slot var. Ya siz iki tane sim takabiliyorsunuz ya da bir tane sim bir tane hafıza kartı takabiliyorsunuz. Daha önce tanıtılan düz Redmi 10 olarak adlandırılan modelde 3 tane slot oldu. Yani 2 tane sim takabiliyorsunuz. Üstüne hafıza kart takabiliyorsunuz. Böyle bir bilgi var. Bunun dışında bu ürünler arasında ben bir fark var mı yok mu göremedim. Bu meseleye dikkat edin. Bu mesele bir kenara. Bu ikisi arasından hangisi ucuzsa onu alabilirsiniz. Bu iki üründe 428 olarak 6000 TL satılıyor. Şimdi alabilirsiniz dedim ama şöyle bir durum var. Redmi 10C Xiaomi'nin yine bir ürünü. Bunun 64 GB'ı 4700 TL, 128 GB'ı 5300 TL satılıyor. Bunlar 6000 TL. Arada 700 TL'lik bir fark var diyebiliriz. Şimdi benim burada Redmi 10C'yi Redmi 10 ve Redmi 2022'ye rakip sürmemin sebebi şu. 5300 TL, 6000 TL. Siz Redmi 10C'de 720p, 60 Hz ekran alıyorsunuz. Redmi 10 2022'de 1080p 90 Hz ekran alıyorsunuz. Bunların dışında hani bazı farklar var ama benim Redmi 10C'yi Redmi 10 2022'ye rakip göstermemin sebebi 5300 TL Redmond C var. 6000 TL Redmond veya 2022'si var. İkisinin arasındaki anlamlı fark Redmond ve 2022'nin 1080p 90 Hz ekran sunuşu. 10C tarafında bu 720p 60 Hz. Ancak bir tarafta G88 alıyorsunuz. Bir tarafta 680 alıyorsunuz. 700 TL aşağıya 680'i tercih etmek. Bu fiyat bandında 700 TL tasarrufta bulunmak. En azından iki şeyimi cihaz arasında kaldıysanız bana çok mantıksız gelmiyor açık konuşmak gerekirse. Bu yüzden bu konuyu düşünmenizi tavsiye ederim. Ama ben bir şey mi alacağım. Redmond 2022 olur mu? Ya bu fiyat bandında şey mi alayım şu markayı alayım, bu markayı alayım söylemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hani bakılabilecek bir model mi çok tavsiye ettiğim söylenmez. Evet yani bu fiyat varlık gösteren ürünlerden birisi ama ne kadar varlık gösterdiği meçhul. Şimdi bahsetmek istediğim bir ürün var Vivo'nun Y21S. Şimdi bu ürün 5500, 5800 ve 6000 TL olarak 3 tane fiyata satılıyor. Bahsetsem mi, bahsetmesem mi dediğim birinci videoda çıkardığım ürünlerden biriydi. Bu ürün bu fiyata var. Çok fazla satıcıda bulunan, çok bulunan bir ürün değil. 3 tane fiyat var, 3 tane satıcı var. 5500 TL sen bunu alır mıydın derseniz ben herhalde almazdım. Böyle çok muazzam, çok parlak bir model değil. Ama yine de kendisinden bahsetmek istedim. Niye peki bahsediyorsun? Tamamıyla G80 işlemcisi olduğu için bunların dışında Vivo Y21s hakkında söylenecek bir şey yok. Şimdi yine bir önceki videoda çıkardım ama bu videoda özellikle bahsetmek istediğim ürünlerden birisi Realme C25s. Şimdi bu ürün bir tane satıcıda 5500 TL satılıyor. Diğer satıcılarda 6500, 6900, 8000 TL yani fiyat dengesi yok. Bu ürün 5500 TL'ye düşünülebilecek bir modelken 6500 olsun 6700 vesaire vesaire bu ürünün piyasadaki diğer ürünlerle rekabetini geçtim. 6500 TL'ye satıldığı vakit zaten C55 alırsınız. Şu an alınır mı derseniz fiyat biraz şaibeli o yüzden hani çok bakmanızı tavsiye etmiyorum. Ama böyle bir cihaz olduğunu bilin. Bahsetmek istediğim ürünlerden birisi Tekno Spark 9 Pro. Ben bunu bir önceki videoda bahsetmiştim. Bu ürün Helio G85 işlemcisine sahip. 428 konfigürasyonu bir fiyat dengesine sahip. Az önce bahsettiğim C25S'de olduğu gibi ani fiyat artışları yok. Demek ki bunun oturmuş fiyatı bu. 428 olarak 5100-5200 TL civarlarında gezinen bir ürün. Helio G85 işlemcisi var dedik. 4 GB 108 GB depolama var dedik. Diğer özelliklerini çok konuşmaya gerek yok. Zaten bir önceki videoda bahsetmiştim. 5100 TL'ye bir telefon düşünüyorsanız Yorumlarına bir bakarsınız. Olabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çok üzerinde durmak istemiyorum. Bir önceki videoda durduğum için. Şimdi General Mobile Gen 22 Plus bir sonraki cihazımız. Bu ürün Türkiye'de çok sattı. Memnuniyet oranında görece nispeten yeterince yüksek olduğunu düşünüyorum. Ancak bu ürün şu an 5800-6000 TL civarına satılıyor. General Mobile görece temiz. Görece oynanmamış bir arayüz sunuyor. Görece oynanmamış ve görece temiz arayüz güçsüz donanımlarda, görece güçsüz donanımlarda önemli bir detay. Ancak ne var ki? Hani bu çok bilinen cihaz şu an 5800 TL satılıyor. Bu cihaz 5800 TL alınır. Bir problem yok. Ama ne kadar alınır konusunu tartışmaya başladığımız vakit Orada mesela benim kafama ilk takılan konu Helio G80 işlemcisi. Bundan 4 ay önce 5800 TL 6000 TL'ye G80 olsaydı yani tırpan gibi bişviştik direkt listeden konuşmuyorduk bile. O kadar ne söylüyorum ben size. Yani direkt atmıştık, direkt şutlamıştık çünkü 6200, 6300, bilmem 6400'e Red Note'un eşleri bulunuyordu. Bugün maalesef konuşmak zorundayız. Bu cihazın fiyatı istikrarlı bir şekilde arttı. 5800 TL'lik fiyatının hani bir cihaz olarak bakıyorsanız olabilir ama bütçe destekliğiniz varsa daha yukarıdaki cihazlara bakmanın daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum ben. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi ilginç bir ürün Tekno Pova Neo 2. 5900-6200 TL aralığında satılıyor. Bahsetsem mi bahsetmesem bilemedim ama 6000 TL'ye Helio G85 6 GB RAM, 128 GB depolama veriyor. 7000 mAh pil veriyor. 720 p 90 Hz bir ekran veriyor. 7000 mAh pil var dedik 18 Watt hızlı şarj veriyor. Kamera tarafında 16 megapiksel bir kamera var. Bundan kamera beklentiniz olmasın. Bunun amacı şu olur. 6000 TL'nin üzerine ben çıkamıyorum. 6 GB istiyorum. Hani arka planda çok uygulama tutuyorum. Büyük pilim olsun, çok büyük pilim olsun. İyi de gitsin. Ekran çözünürlüğü ben çok takmıyorum. Hatta pil uzun gitsin diye 90 Hz'de 60 Hz ekranı alacağım. Bir bakılabilir mi? Şimdi ne yalan söyleyeyim bir bakılamaz. Bak bir bakılabilir mi? Ne yalan söyleyeyim bakılamaz. Çünkü 5800-6000 TL diyoruz ama eğer siz Tekno'ya, Tekno Poa'ya Tekno PO niyetlendiyseniz konuşacağız. 6500 TL Tekno Poa 4 var. Bunda G85 varsa bunda G99 var. O 500 TL'lik farkı vermenin ben bayağı mantıklı olduğunu düşünüyorum açık konuşmak gerekirse Tekno Poa özelinde. Evet burada böyle bir cihaz var. Böyle bir cihaz olduğunu bilin. Ama ben e, po 4 taraftarıyım. Zorlayabiliyorsanız kesinlikle çok iyi olur. Şimdi Omix X600 bir önceki videoda konuşmuştuk. Bunun 464'ü 4500-4300 TL satılıyor. 628 6000 TL. Hatta 5900 TL. Omix X600'ün 464'ü 4500 TL satılıyorken Artı 2 GB RAM artı 64 GB depolama için yani bu cihazın 628'ini 5900 TL'ye yani 1400 TL fazla vererek alır mıydım? Hayır ben almazdım. Bunun 464'ü 4300, 4200, 4500 TL düşünülebilecek, tartışılabilecek bir model. Diğer cihazlarla kıyaslandığında 6000 TL'ye de bakılabilecek bir ürün. Ama sen bunun 464 versiyonu sunduysan teşekkür ederiz seçenek sunduğun için. Fazladan 1400 TL verir miydim sanmıyorum. 6000 TL alır mıydım? Çok e, olumlu bir cevap veremiyorum onu söylemek istiyorum. Şimdi size 3 tane cihazdan bahsetmek istiyorum. Tecno Camon 18, Tecno Camon 19 Neo ve Tecno Camon 19. Bu 3 cihaz arasında Camon 18, Camon 19, Camon 19 Neo. Bu 3 cihaz arasında Camon 19 Neo'nun hiçbir olur tarafı yok. Onu böyle bir şutladım. Hiç yani anlamı yok. Bunlardan çok da kötü olduğu için değil. Diğerleri varken Camon 19 Neo'yu almazsınız. En azından ben almam. Şimdi Camon 18 ile Camon 19 arasında Kamon 19 6700 TL satılan bir ürün. Kamon 18 5900 TL bulunabilen bir ürün. 18 18'de G88 var. Common 19'da G85 var. Bu iki işlemcinin arasındaki farkı yok varsayın. Sallama gerek yok. Hani Mediatek ufak ufak değişikliklerle aynı işlemciyi tekrar tekrar paketlediği için. Tabi bazı durumlarda değişiklikler oluyor. Orası ayrı bir mevzu ama. Bu ikisi arasındaki önemli farklar şunlar. Kamon 18 800-900 TL'ye kadar daha ucuz. Ve size 1080p 90Hz ekran veriyor. Kamon 19 size 1080p 60 Hz bir ekran veriyor. Ancak bunun yanında size kamera sensörü olarak 1 bölü 1.7 inçlik bir kamera sensörü veriyor. Uzun lafın kısası ekran tazeleme olarak Kamon 18 daha iyi. Kamera olarak Kamon 19 daha iyi. Arada 900 TL bir fark var. Ben olsaydım 900 TL daha o yüzden Kamon 18 alırdım. Çünkü siz Kamon 19'a 6700, 6800 TL dediğiniz vakit ortaya şöyle bir problem çıkıyor. Acaba kameramı alayım yoksa gideyim Power 4 var ki, Helio G99'dan. 6700'e 6800'e çıktık ama 7200 TL'ye Camon 18 p var. E 7200 TL'ye çıktık, biraz daha yukarıya GM 22 Pro Red Note S falan filan var. 6800-6900 dediğiniz vakit kafa biraz karışıyor bunu söylemek lazım. O yüzden ben ucuza kaçar. Hele hele bu fiyatlanda ucuza kaçar. Camon 19 Neo, Camon 19, Camon 18 üçlüsü arasından Camon 18'i alırdım. Şimdi bunları söyledikten sonra aslında benim videoyu yeniden çekmeme sebebiyet veren cihazlardan birisi. M14 5G. Şimdi çok basit net. Eğer düz olarak işlemciye bakarsak M14 5G Exynos 1330 ile birlikte bu fiyat bandının her en güçlü işlemcisi. Özellikle Geekbench 5 ve 6'da bayağı herkes geçiyor. Ancak büyük bir sıkıntısı var. Bu sıkıntının ne kadar büyük olduğu biraz da sizin kullanım şeklinize göre de değişebilir. Bu cihazda 4 GB RAM var. RAM önemli midir? Evet RAM önemlidir. Bu cihazda yaşayacağınız sorun ne olur? Çok fazla multitasking yapıyorsanız, arka planda çok fazla uygulama açıyorsanız RAM yeterli gelmez, bazı uygulamalar yeniden başlatır. Burada 4 GB RAM alayım mı almayayım mı meselesi size kalmış. Bu cihaz işlemcisi namına alınabilecek bir cihaz. Yani Exynos 1330 namına bu fiyata alınabilecek bir işlemci. Bu konuyu hiç böyle tartışma gerek yok. Normalde 6400 TL hepsi burada satıyordu ama şu an 6600-7000 TL civarında gezinen fiyatları var. Herhangi büyük bir satıcıdan Samsung'un mağazası 6600 TL satıyor. Hepsi buradan kendisi 6900 TL satıyor. Alırsınız arkadaşlar. Memnun kalırsanız ne ala. Memnun kalmazsanız iade de bir seçenek. Diğer konuları konuşmaya gerek yok. 6.6 inçlik Full HD PLS 90 Hz ekran var. 6 mAh pil, 15 Hz hızlı şarj var. 50 megapiksel bir kamera var. Muhtemelen JN1'dir. Ciddi bir kamera performansı beklememek lazım. Diğer özelliklerini çok fazla konuşmaya gerek yok. Exynos 1330 namına 4 GB RAM'e rağmen düşünülebilecek bir model. Bak düşünülebilecek bir model. Ayrıca hani not düşmek gerekirse acayip satıyor ve olumlu yorumlarda bayağı fazla. Oturursunuz, yorumları okursunuz. Kullanan birini elbette internette bir şekilde bulursunuz. Geri dönüş yaparlar diye düşünüyorum. Kararınızı vermenizi tavsiye ederim. M14 5G hakkında benim başka söyleyebilecek bir şeyim yok. Şimdi Infinix Hot 11S var. Bundan bahsetmek istiyorum ama hızlıca geçmek istiyorum. Bu ürünün 428'i Helio G88 işlemcisiyle 6000 TL'ye satılıyor. Yalnız iki tane satıcı satıyor. Görece eski model. Sen alır mıydın derseniz ben almazdım ama... Böyle bir cihazlar belki ilginizi çekebilir. Ben çok almaz diğer alternatiflere bakardım. Bunu söylemek istiyorum. En basitinden hani bunu 6000 TL almaktansa 6600 TL'ye illa iki cihaz arasında kaldıysak m 14 alırdım. Samsung olsun, işlemcisi daha güçlü olsun. Güncelleme konusunda daha iyi olacaktır. Bu meselelerden ötürü hani M14'ü bir rakip olarak koyarsınız. Mantıklı bir rakip olarak koyarsınız. Şimdi bir sonraki cihazımız Samsung Galaxy A23. M14'ten sonra bahsetmek istedim. Aslında Infinix Note 11'i araya sıkıştırmamak gerekiyordu. Bu ürün 6.800-7.000 TL civarına satıldı. 464 modelinden bahsediyorum. M14'e karşı bariz bir üstünlüğü var mı derseniz kamerasında OIS var. Bunun dışında bu OIS'i verirken size Exynos 1330 yerine Snapdragon 680 veriyor. Exynos 1330 680'den daha güçlü bir işlemci. OIS mi OIS hani bu işleri geçelim. A23 ve M14 mü? Ben burada Samsung istiyorsanız ve 4 g RAM'e razıysanız bu fiyat bandında M14'ü almanın Samsung cihazları içerisinde daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. A23'den bahsetmeden olmaz. Ama M14'ün daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir sonraki cihazımız Realme C55. C55 bir tane pürüzü dışında bayağı dengeli duran bir ürün bu fiyat bandında. Özelliklere geçelim, pürüze bakarız. 6.72 inçlik Full HD 90Hz IPS LCD bir ekran var. 5000 mAh pil ve 33W hızlı şarj var. Bu fiyat bandında 33W benim çok fazla gördüğüm bir şey değil. Güzel bir detay. 64 megapiksel'lik bir kamera var. Diğer kameraların hiç önemi yok. Bu 64 megapiksel'lik kameranın araştırdığım kadarıyla Omnivision OV64B sensör olduğunu gördüm. Biz bunun daha önce örneklerini çok fazla gördük. Poco F F5 ve F5 Pro'da Omnivision OV64 b kullanılıyor. Red Note Nest'te Omnivision OV64 b kullanılıyor. Tabii ki direkt olarak kıyaslanamaz. Çünkü en nihayetinde işlemci çok önemli bir detay. İşleme kabiliyeti çok önemli bir detay. Ama Omnivision OV64 b var mı? Evet var. Bunları söyledikten sonra önemli konu donanım. Helio G88 işlemcisi var. 6 GB'den 128 GB tapılan var. Şimdi 628 konfigürasyon güzel. Ama bu ürün 6600-7000 TL aralığında satılıyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. 6600 diyorsunuz. Neden Tekno Camon 18P'ye zorlamayalım? Tabii onun fiyatından da bahsedeceğiz. Orası ayrı daha adam. Bunu geçtik. Hani Tekno Camon 18P'nin bir ayağı çürük dersiniz. Neden olduğunu Camon 18P kısmında anlayacaksınız. M14 var. Şimdi M14'te 4 GB RAM var. Evet problem. Ama Exynos 1330 G88'den benchmarklarda hatırı sayılır miktarda güçlü. Günlük hayatta Facebook, Chrome, YouTube, WhatsApp vesaire vesaire bu konularda siz c 5ten akıcı bir deneyim elde edersiniz. Şöyle sağına soluna baktığımızda değerli toplu bir cihaz olarak duruyor. Çok konuşulduğunda görüyorum ben C55'in. Bu fiyat olabilecek. Hakikaten olabilecek ürünlerden birisi. Yani M14'ün işlemci üstünlüğü kafayı bayağı bir karıştırıyor bana göre. Burada artık biraz da karar vermek size kalmış aklınızda bulunsun. Bir sonraki cihazımız Vivo Y20 kesin 628 modeli. Bu ürünün 464'de 6300 TL, 628 6900 TL satılıyor. Niye aldım? Çünkü önemli bir model. Bir ara konuşulmuştu. Bu ürünün 464 modeli bir ara fiyatlandırma olarak akıl çelici bir yerdeydi. Şu an ne 464'ünün ne de 628'in iyi fiyatlandırmaya sahip olduğunu düşünmüyorum ama önemli bir ürün olarak gördüğüm için bahsetmek istedim. Şimdi bu videonun önemli cihazlarından birisi teknopova 4. 6.82 inçlik 720p 90 bir ekran var. 6000 mAh pil ve 18 watt hızlı şarj var. 50 megapiksel'lik bir kamera var. Bu muhtemelen JN1'dir. Bunlar cihazın yan detayları. Cihazın bahsedilmesindeki ana detay ise Helio G99 işlemcisi, 8 GB RAM, 128 GB depolama. Helio G99 işlemcisi aynı M14'teki Exynos 1330'da olduğu gibi bu fiyat bandı için G80'lerden, G88'lerden, G85'lerden üzerine not düşülecek kadar, altın çiziyorum, üzerine not düşülecek kadar daha güçlü bir işlemci. 6500-6600 TL'lik fiyatın çok basit. G99, 8 GB RAM, 128 GB depolama. Bu konfigürasyonun bile başlı başına 6500-6600 TL çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bir bakabilir, bir araştırabilirsiniz. Olur diyebileceğim cihazlardan birisi. Zaten videonun başında dedim. C55, M14, Power 4, ve Common 18p. Bunlar olur cihazlar olarak bahsedilecek ürünler. Biraz daha az olur cihazlardan bahsetmek gerekirse hani Common 18, 5.900 TL bulunursa. Gem 22 Plus belki ama belki yani. Çünkü onu olur derseniz birçok cihaz olur demeniz gerekiyor. Spark 9 Pro var ama onu bir önceki videoda bahsettik zaten. Bunları karıştırmazsak PO4 olur cihazlardan birisi bunu söylemek istiyorum. Hızlıca geçmek istediğim cihazlardan birisi Infinix Note 12 model kodu X670. Şimdi normal şartlarda 6500-6600 TL satılırsa mantıklı bir model bu üründe. 6600 bir fiyat var, 6800 bir fiyat var. Ondan sonra pat diye 7500'e çıkıyor. Aradaki fiyat farkı bana anlamlı gelmedi. Satışına güveniyorsanız bir incelenebilir ama çok maceraya girmek var mı derseniz benim kafam karıştı açık konuşmak gerekirse. Gördüğüm için bahsetmek istedim. Bir sonraki cihazımız Oppo A96. Oppo A96'yı benim buraya almamın yegane sebebi Snapdragon 686 6 GB GB depolama. Bu ürün 7100-7200 TL satılıyor. Ekran tarafında 1080p 90 Hz ekran sunuyor. Bunlar önemli detaylar. Arkadaşlar 7100 TL'ye 680'li bir cihazın çok alınabilirliği olduğunu düşünmüyorum ben. Ekstra bir şey sunuyordur. Yani AMOLED 120 Hz ekran sunuyordur, bir şey sunuyordur. Onun hatırını alınabilir mi? Düşünülebilir. Ama burada öyle bir detay yok. Biraz daha yukarı çıkıyorsunuz Common 18P var. Biraz daha yukarı çıkarsınız Gen 22 Pro'yu bulursunuz. Red Note'un neyse falan bulursunuz. Bunun bizzat neredeyse 1000 TL üstüne A24 vesaire bulabilirsiniz. Samsung'un A24'ünden bahsediyorum. Bazen bu cihazlardan niye bahsetmiyorsun diyenler olabiliyor. Evet bu fiyata var ama bu fiyata ben almazdım onu söyleyeyim. Size de çok almanızı tavsiye etmiyorum. Hani alsanız muazzam bir memnuniyetsizlik yaşar mısınız? Sanmıyorum ama muazzam bir memnuniyetsizlik yaşar mısınız diye bir soruyu ortaya atarsak bunu birçok cihaz için sorarız. Birçok cihaz için de ortalama bir cevap alırız. Mesele ortalama cevaptan ziyade ürünün fiyat performans oranı nasıl? Bunu konuşmak 7100 TL ben çok olur olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Realme 9i var. 6700 6900 TL satılan bir ürün. Diğer taraflarını çok konuşmak önemli değil ama 680 işlemcisi var. 4 GB RAM 108 GB depolama var. Bir defa 6 GB RAM ile Realme C5 alınabilir. Bunu geçtik. Şimdi biz bunu alınabilir dersek mesela C5'i biz 6600 TL'den kabul ediyoruz bu ürünü de 6900 TL'den kabul edersek bunu alınabilir dersek bunu alacağına 100 TL 200 TL daha koy. Oppo A96 al. Çünkü o sana 6 GB RAM veriyor. Aynı işlemciyle 6 GB RAM daha iyi olur. Yani normal olarak daha iyi olur. O yüzden hani 9 6900 TL olur mu? E ben aynı Oppo A96'ya dediğim gibi 6900 TL bu ürünü alır mıydım sanmıyorum. Tabu bu söylemler biraz zorlamaya kaçıyor ama zaten bu fiyat bandında da biraz zorlaya zorlaya seçiyoruz. Böyle net cihazlar yok. Aslında zaten bu fiyat bandında cihaz almak ne kadar mantıklı tartışma konusu. Çeşitli ihtiyaçlara göre bu sorunun cevabı değişir. Fark ediyorsunuz ki net, kesin yorumlar yapmak burada zor. O yüzden dediğim gibi 9 iyi var ama yani 6900 TL bunu alacağınıza gidersiniz 200-300 TL üzerine Oppo A96'yı düşünürsünüz. O yüzden 9 iyi var ama almanızı çok tavsiye ediyor muyum tartışılır. Şimdi Omix X700 bu ürün 7300 TL 828 olarak satılıyor. Şimdi 6.43 inçlik AMOLED 60 Hz ekran var. 5000 mAh pil, 30 Watt hızlı şarj var. Ana kamera olarak 64 megapiksellik bir kamera var. Bu sensörün Samsung'un GW3'ü olduğu belirtilmiş. İyi bir sensör olarak kabul edebiliriz biz bunu. Donanım olarak Helio G95 8 GB RAM 128 GB depolama var. Şimdi normaldeki üstünde güzel duran bir ürün ama bu ürün 7300 TL satılıyor. Şimdi arkadaşlar açık gönül konuşayım. Omix varla yok arası bir port eşiziyoruz şu an. Hani Omix evet satıyoracağız ama bir hareketlilik göremiyoruz. Şunu söylemek lazım. 7300 TL güzel duran bir ürün olsa da ben Omix X700 700 TL alacağımı düşünmüyorum. 7300 TL para veriyorsam 1000 TL daha katarım. Evet hani yan yana koyduğunuzda belki şu dahidir bu dahidir dersiniz ama 1000 TL daha koyarım A24 alırım. Olmadı Gen 22 Pro gibi çok güzel bir cihaz var. Niye Gen 22 Pro olmasın? Red Note 10 S var. Hani çok daha alternatifsiz değiliz. Kağıt üzerinde güzel duran bir cihaz ama X700'ü alır mısın? Ben buna pek evet cevabı veremiyorum. Onu söylemek istiyorum. Hani çok olumsuz yorum yapıyorum ama kötü bir cihaz olarak bakmayın bu ürüne. Ben alır mıydım sorusuna? Evet iyi bir cihaz olarak duruyor. Ama ben herhalde şansımı daha yukarılarda denerdim. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bunları söyledikten sonra son cihazımız Tekno 18P. Tekno 18P bundan 4 ay önce 6000-7000 bin, bin bandını domine eden 3 cihazdan birisi. Tekno 18P, GM22 Pro, Red Note S. O üçler arasında da ben genellikle Red Note S taraftarıydım. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu üründeki gariplik şu. Bunu bir tane satıcı satıyor. 7200 TL'lik bir fiyat var. Fiyata ve satıcıya güveniyorsanız Camon 18P hiç orasına burasına bakmaya gerek yok. 7200 TL'ye alınabilecek bir ürün. Türkiye'de de satmış bir ürün. Yani bir kullanıcı deneyimi bir yorum birikimi var. Kısaca özelliklerin üzerinden geçmek gerekirse de 1080p IPS 120 Hz bir ekran var. 5000 mAh pil 33 Watt hızlı şarj var. 48 megapiksellik bir kamera var ama sensör boyutuna modeline dair bir bilgi bulamadım. Helio G96 8 GB RAM 128 GB depolama var. Bunlar genel cihazın çehresi. 7200 TL'lik fiyatına ve satıcıya güveniyorsanız anlayabilecek, bakılabilecek modellerden birisi. Bunun rakibi olarak ettiğimiz Red Note S Cem 22 Pro 7800 TL civarlarında gezinen ürünler. Buraya geldiğimiz vakit Başka başka oyuncular, başka başka rakipler çıkıyor bütçeyi zorladığınızda. Orası o cihazlar 7500-10000 TL arasındaki en iyi telefonlar videosunun konusu. Orada konuşuruz. Bunları söyledikten sonra Tekno Common 18P bu videonun son cihazıydı. Kısa, kısa, bir özet geçmek gerekirse 4 tane cihazdan bahsedebiliriz. Realme C55 6500-6600 TL bulunduğu sürece. M14 5G 4 GB RAM'e razıysanız sırf işlemcisinin namına bakılabilecek bir ürün. Tekno Power 4. 6500-6600 TL'ye Helio G99 işlemcisiyle mantıklı bir ürün. Tekno 18P bütçeniz el veriyorsa, satıcıya ve fiyata güveniyorsanız 5000-7500 TL aralığındaki açık ve net bir şekilde en mantıklı ürünlerden birisi. Bunların dışında benim söyleyebilecek bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.